Bir dik üçgende ki burada ABC üçgeni dik üçgen, A köşesi dik köşe 90 derece. Bu köşeden dik inersek, yani dik olan köşeden yine bir dik indiğimizde elde ettiğimiz şekil Öklid teoreminin olduğu şekil ve bu şekilde ilgili 4 tane formül var. Bu formüllerin ilk 3 tanesi Öklid formülü. Dördüncüsü de yine bu şekilde kullanılabilecek güzel bir formül. Alana bağlı bir formül. Formüllerimizi yazalım. H kare eşittir P çarpı K. H kare eşittir P çarpı K. B kare eşittir B'ye yakın parça çarpı A tamamı. B kare eşittir B'ye yakın parça olan K çarpı A. C kare eşittir C'ye yakın parça P çarpı A. C kare eşittir P çarpı A. Bir de alandan elde edebileceğimiz A çarpı H eşittir B çarpı C. A çarpı H eşittir. Pardon, A çarpı H zaten yazıyor. B çarpı C. Yani Öklid teoremi ilk üçü. Dördüncü de bu şekilde kullanılabilecek pratik bir formül. Evet, Öklid formüllerini ispatlayalım. Şu açıya ben alfa dersem, bu açıya da beta dersem, alfa ile betanın toplamı 90 derece olur. Bakın alfa var, 90 derece var. Burası beta olacaktır. Bu açım beta. Büyük üçgene bakayım. 90 var. Beta var. Bu açı alfa olacaktır. Dolayısıyla benzer 3 tane üçgen var. ABH üçgeni, ABH üçgeni benzerdir. Hangi sırada gittim? Alfa, beta, 90 sırasında gittim. Yine aynı sırada gidersem alfa, beta, 90. C, AH üçgeni olur. CAH üçgeni benzerdir. Büyük üçgende de aynı şeyi yapabilirim. Alfa, beta, 90 yaparsam CBA olur. Bu üç üçgen birbirine benzer. Şimdi soldaki küçük üçgenle sağdaki küçük üçgenin dik üçgenin benzerliğinden bakın beta'nın karşısında h var. H bölü sağdaki üçgende beta'nın karşısında k var. K eşittir. Alfa'nın karşısında soldaki üçgende p var. P bölü alfa'nın karşısında sağdaki üçgende h var. H burada içler dışlar yaparsak h kare eşittir p çarpı k'yı elde etmiş oluruz benzerlikten. Şimdi soldaki küçük üçgeni büyük üçgene orantılıyorum. 90 derecenin karşısında c var. C bölü büyük üçgende 90'ın karşısında a var. A eşittir. Alfa'nın karşısında P var. P bölü büyük üçgende alfa'nın karşısında C var. C. Buradan içler dışlar yaparsak C kare eşittir. P çarpı A formülünde ispatlamış oluruz. Bu sefer sağdaki dik üçgeni büyük üçgeni orantılıyorum. 90'ın karşısında B var. B bölü büyük üçgende 90'ın karşısında A var. A eşittir. Beta'nın karşısında K var. K bölü büyük üçgende beta'nın karşısında B var. B içler dışlar yaparsak B kare eşittir. K çarpı A'yı da ispatlamış oluruz. Diğer formülde, bu Öklid formülü değildi ama bu şekilde kullanılabilecek bir formüldü. Onu da alandan yapabiliriz. ABC üçgenin alanını ben alan ABC'yi taban çarpı yükseklik bölü 2'den A çarpı H bölü 2 diye yazabilirim.
aynı alanı ben dik kenarların çarpımının yarısı gibi de yapabilirim. Çünkü dik kenarlar birbirlerinin yüksekliğidir. Mesela B'yi tavan alırsam C onun yüksekliği olur. Yine başka bir taban çarpı yükseklik bölü 2 olur. O da B çarpı C bölü 2 olur. Bölü 2'leri atarsak A çarpı H eşittir B çarpı C'yi de alandan ispatlamış oluruz. Evet, bir Öklit şekli H kare eşittir P çarpı K'dan H kare eşittir 4 çarpı 25. Hepsinin kökünü alalım. H karenin karekökü H, 4'ün kökü 2, 25'in kökü 5. O halde cevabım 5 kere 2, 10. X kare eşittir 2 çarpı tamamı 8 olmalı. X kare eşittir 2 çarpı 2 artı 6 yani 8, 16. O halde X eşittir 4. X kare eşittir yakın olan parça çarpı tamamı 3 çarpı 12. X kare eşittir 3 çarpı 9 artı 3 12 yani 36. X eşittir 6. Burada dik köşe sol alta gelmiş. Yine dikten dikilmiş bir öklit şekli. H kare eşittir P çarpı K'daki H burası, P burası, K burası. Dolayısıyla şuraya ben Y dersem 2'nin karesi eşittir Y çarpı 4 olacaktır. 2'nin karesi eşittir Y çarpı 4. Buradan Y eşittir 1 bulunur. Yine X'in karesi X'e yakın parça çarpı tamamıydı. X'in karesi eşittir 1 çarpı 1 artı 4 5 olur. Yani 5 olur. O halde X eşittir kök 5. Evet, evin bir çatısı var. Çatıda X, Y ve Z destekleri konmuş. Bu desteklerin kaçer metre uzunluğu olduğunu bulunuz demiş. Burada bakın yine bir öklit durumu var. Dik bir üçgen. Oradan inilen dikler var. Ve ikizkenar dik üçgen var. 2KYK, 2KYK şeklinde verilmiş. O halde bir kere şuralar ikişer metre olur. Yine temel orantı teoreminden burası 2K ile 2 orantılı. 2K ise burası 4 olmalı. Dolayısıyla burası 4 olur. Benzer şekilde simetrik olarak burası da 4 olur. Y kare eşittir 6 çarpı 6 diyebilirim Öklit'ten. Y kare eşittir 6 çarpı 6 ise Y buradan 6. Y 6 ise bakın burada bir benzerlik var. 2K bölü 3K Z bölü 6 olacak. 2K bölü 3K eşittir Z bölü 6. K'lar gitti. 6 ile 3 sadeleşti. 2 kaldı. Buradan Z 2 kere 2 4 bulunur. Zaten X de aynı şekilde simetrik olarak 4 olur. Dolayısıyla bunların uzunlukları 4 metre, 6 metre ve 4 metre olur. Evet, bir sandalyemiz var. Elimden geldiği kadar çizdim. Buna K ve T destekleri yapılmış. Sandalye sallanıyormuş. K çarpı T istenmiş. Yine bir öklit şekli var. Biliyorum ki K çarpı T alan bağıntısından bulmuştuk bunu. Eşittir 20 çarpı 40. Dolayısıyla K çarpı T 800 olarak bulunur. Öncelikle burada bir muhteşem eşit durumu var. Şu eşitliği de ekleyelim. Daha sonra şuradan bir orta taban oluşturuyorum. Dolayısıyla burası da 90 derece olur. 2 kök 6 ise burası yarısı kök 6 olur. Orta tabanla ilgili epey bir soru çözdük önceki videolarımızda. Ve buralar da tabii ki eşit olur. Yani şuraya ben B dersem burası B artı 1 ise burası da B artı 1 olacaktır. Ve dikkat ederseniz şurada bir öklit durumu var. H kare eşittir P çarpı K yani kök 6'nın karesi eşittir B çarpı B artı 1 olacak. Kök 6'nın karesi yani 6 eşittir
B çarpı B artı 1. Bu da dikkat ederseniz 3 çarpı 2. Demek ki B 2 olmalı. B artı 1 B'nin bir fazlası. Bu da 6'nın çarpanlarına uyuyor. 2 çarpı 3'e. Dolayısıyla B 2. X dikkat edilirse buradan buraya kadar 2B artı 1'e eşit. 2B artı 1. B de 2 ise yerine koyarsam X'i 5 bulurum. Burada iki tane öklit var. Bakın büyük üçgenden inden dik 6 birim uzunluğundaki. Bir de küçük dik üçgenden inden dik 2 birim uzunluğundaki. İkisini de kullanacağız. Şuraya ben Y dersem küçük ökliti kullandığımda 2'nin karesi eşittir X çarpı Y olur. Buradan Y'yi ben 4 bölü X olarak yazabilirim. Yani Y yerine 4 bölü X yazabilirim. Şimdi büyük ökliti kullanalım. 6'nın karesi eşittir 4 bölü x çarpı x artı 8. Bu 4 bölü x'i dağıtırsam bu x'ler sadeleşir. 4 bölü x ile x'i çarparken 4 olur. 4 bölü x ile 8'i çarparsam da 32 bölü x olur. Bu tarafta 36. 36'dan 4'ü atarsam 32 olur. 32'yi kaça bölersem 32 olur? 1'e. Demek ki x eşittir 1.